Türkiye İsviçre Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Hüseyin Samsun'la birlikteyiz. Hüseyin Bey, TİSAP Genel Kurulu'nun Antalya'da tekrar yaptı ve mevcut yönetim tekrar seçildi. Viyana Başkanı olarak devam ediyorsunuz. Öncelikle sizden birkaç söz alabilir miyiz? TİSAP, Türkiye İsviçre Seyahat Acentaları Birliği, İsviçre'de aşağı yukarı 20 senedir yerleşik. Hem acentaların çıkarlarını hem de tüketicinin çıkarlarını korumaya yönelik bir kurum olduğu artık herkes tarafından biliniyor. Genel kurulumuzu Topkapı Oteli'nin Antalya'da ev sahipliğinde Sun Express'in uçuş sponsorluğuyla beraber Antalya'da gerçekleştiriyoruz. Yeni yönetim daha güçlenerek 3 ilave arkadaşlarımızla beraber 8 kişiyle yeni yönetim kurulumuzu oluşturduk. Yeni hedeflerimiz var. Turizm sektörüne, Türkiye'nin tanıtımı konusuna ağırlık vererek devam edeceğiz. Türkiye'ye İsviçre'den oluşan yoğun talebin kalıcı ve artan bir şekilde olması için projelerimiz var. Bu projeleri yaşama geçireceğiz. Tabii bu konuda özellikle İsviçre'deki Türk basın olarak Post'un sesi, Post ve TGRT de bize olağanüstü destek veriyor. Aynı desteği vatandaşlarımızdan da bekliyoruz. Çünkü son dönemlerin son yıllarda vatandaşlarımızda seyahat acentalarına yöneliş daha fazla hızlandı. Çünkü çeşitli farklı kanallardan yapılan alışverişlerde vatandaşlarımız olağanüstü derecede hayal kırıklığına uğramış durumdalar. Yakınlarında muhakkak bize bağlı çalışan acentalarımız vardır. Tercihlerini onlardan yana kullanırlarsa Türk toplumu için ve kendi seyahatlerinin daha güvenli olması açısından önemlidir. Tabii bizim yaptığımız sadece Türkiye değil, Türkiye ötesi programlarımız da fazla ve şu anda yoğun talepler yurt dışı dil kurslarına yönelik. Bunları biz de organize ediyoruz. Bu geniş ürün yelpazemizden vatandaşlarının yararlanmasını bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ve yaz sezonu da yaklaşıyor. TİSAP olarak, özellikle seyahat acentesi olarak, sizin turizmci olarak beklentileriniz ne yaz döneminden? İlgi alaka nasıl ülkemize? Şimdi yaz dönemi tabii iki ayağı var bunun. Bir turistik, bir de bizim vatandaşlarımızın ülkeyi ziyareti. Ama bizim vatandaşlarımız da artık turist olarak ülkemize de gitmeye başladılar. Muhakkak bir hafta veya iki hafta bir evleri memleketleri dışında farklı tatil alternatiflerini değerlendirerek bunları geçiriyorlar. Bu konuda erken satışlar devam ediyor. Uçak konusunda erken satışlar devam ediyor. Yani şu zaman erkendir değil, karar verildiği anda ürünün alınması çok çok daha önemlidir. Sadece yaz değil, Ekim dönemi de Kurban Bayramı nedeniyle yoğun bir satışa şu anda satış talepleri var. Bu dönemlerde için vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde kararları verildiyse alışverişlerini yapmalarında fayda vardır. Biz hazırız, vatandaşı bekliyoruz. Yaz için konuştuk. Ülkemizde son dönemlerde 4 mevsim tatil diye bir slogan atıldı. Evet. Sizce ülkemizde buna bir elveriş var mı? Bunun için hazırlandı mı ülkemiz? Ülkemizde elveriş var ama bunun altyapısı maalesef bölge bölge değişiyor. Antalya bu işi başardı. Ege bölgesi bu konuda biraz geriden gidiyor. Kültür turizmi ve doğa turizmi bu konuda oldukça zayıfız. Üstüne üstlük bir de sağlık turizmi var. Sağlık turizminde Türkiye'de altyapı oldukça fazla. Bu altyapının daha fazla değerlendirilmesi, daha tanıtılması gerekiyor. 12 ay olayı olmazsa olmazdır turizm yatırımcısı için. Ülkemiz bunu vaat ediyor. Ama bakanlığın, devletin bu konuda daha fazla çalışmasını, alternatif üretmesini bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Başarınız devam ederim. Sağ olun.